Yani tam bir, orta arası. Hayır, diyelim ki bir, bir nokta görüşü farklı. Her zaman üstte kalıyor. He, şöyle bir şey var. Elinde 8 kara yok. Bir de 8 kara var. Bir de 8 noktaya takmışsın. Ama rahat bir arası sonuçta. İşte biri takmışsın. Kerotla boşta kalır. O zaman baskı atlayabildiği kadar artır. Anladım. Teli görmesi için. Yani başka bir şey yok abi. Tane görülecek mi şu anda? Ayarlamasını götürdüm. Şimdi şurayı alalım. Şundan ben... Nikah anlatacağım. Şöyle kenara çık. Gel bu tarafa. Herkes dinlesin. Sen biraz panele yakın dur abi. Sen çekerken tamam. Panele yakın dur ki. Şöyle gel. Tam ortaya gör şurayı. Şöyle ortaya gör. Anlatacağım yeri görsün. Makine 500 amperlik gaz altı kaynak makinesi. Evet. Inverter teknolojisi olan yeni teknoloji. Trafo değil, inverter farklı. Az evvel dediğim gibi sıfır yeni kağıt attığımızda boşta tel sürme, sıfır teli sürmek için. Buradan kaynak esnasında amper ve voltaj, amper ve telizi ayarlarken buradan da voltaj ayarı yapıyoruz. Burası amper ve telizi. Tel sürme ve pamakara sisteminin olduğu yer. Altı geçiyorum. Burası burn back ayarı. Yani kaynaktan sonra nozuldan dışarıda kalan telin mesafesi artıya doğru çekersek, yani 1'e doğru çekersek tel daha çok dışarıda kalır. Ama bu tarafa doğru, 10'a doğru çektiğimiz zaman tel belli bir kısa mesafede kalır. Birinci düğme krater. Yani kaynağın sonuna geldiğimizde krater çukuru oluşmasın diye. İkinci düğmede sıcak başlama. Yani soğuk bir malzemede düşük bir amperden değil de biraz daha yüksek bir başlangıçtan geçip ondan sonra ana ampere, kendisi makine bunu ayarlıyor. Genelde de biz hep yaptığımız çalışmaların hepsinde de ayar olaraktan da 4 ile 5 arasında daha düzgün bir kaynak olduğu belirlenmiştir. Bunda da aynı şekilde 4 ile 5 arasında. Bu da indüksiyon ayarı, yani kaynak makinelerinde şaseyi bağladığımız 3-4 tane jack oluyor. A, B, C diye böyle jacklar oluyor. Bu tek tip ve buradan ayarlıyoruz bunları da. Yine bunun da ayarı yine aynı şekilde 4 ile 5 arasında aynı şekilde performansı yakalanmıştır. 4 step, 2 step dediği de yani makine otomatikte mi? Torca bas bırak otomatik kaynak mı yapsın? Yoksa 2 T'yi alıp da sürekli tetiğe basıp taraftan kaynak mı yapsın? Gaz test ve tel test var burada. Buraya bastığımızda boşta, yani gaz geliyor mu gerçekten, torçtan gaz geliyor mu, bunu görüyoruz. Buraya bastığımızda da şu düğmenin görevini yapıyor. Yani nedir? Buraya bastığımızda boşta sürekli tel gönderir. Bu her zaman ortada kalması lazım. Eğer gaz test veya telde kaldığı zaman siz arıza gibi algılarsınız. Makine sürekli tel veriyor diye. Evet. Bu arıza bildirimi gibi düşünürsünüz. Ama her zaman bu ortada kalacak. Yukarı basarsak boşta gaz, aşağı basarsak boşta tel gelmesi sağlar. Ama biz her zaman bunu ortada tutacağız. Kırmızı lamba, makine elektrik geldi. Yani güç geliyor artık makine. Kırmızı led, power led'i. Alttaki sarı led, sarı led'de 3 tane ikazı var. Bir tanesi, bir makine hava yaptı, su, sudan dolayı hava yaptığını gösterir. İkincisi faz hatasını gösterir. En belirgin bunları yaptık ama sonuç hala lamba aynı şekilde devam ediyorsa makine içerisinde elektronik bir arıza var. Başka da bununla ilgili de çok da fazla hani kafa yoracak bir makine değil. Yani zaten buradan dediğim gibi voltaj ayarı yapıyoruz. Sıfır bir tel taktığımızda boşta teli gönderiyoruz. Buradan da amperle teli ayarlıyoruz. Geri kalan kısımlar dediğim gibi bölünmek ayarı, krater doldurma, sıcak başlama ve indüksiyon ayarı. Kaynak dikişçinin geniş veyahut da ince olmasına ilgili. 4 step, 2 step dediğimizde 2T, 4T otomatik manuel çalışma, gaz test ve tel test, power led'i ve arıza bildirim butonu kullanılması bu da. Sizin soracağınız bir şey var mı anlamadınız? Peki Murat'ım, şimdi bunda demir dışı metalde biz burada kutup değiştiriyorduk. Normal çelik gruplarında 4 dedin, doğru mu? Hiçbir şey değiştirmiyorsun abi. Makine tamam. Böyle. Sadece siz bunu yapmanız gereken amperden voltajdan kaynak tamam. Yapacaksınız. Yani şimdi burada bize diyelim ki biz kutup değiştiriyorduk. Artı eksi. Artta tamam. Daha çok şey alabilmek için pensin yerini değiştirmedi. Şimdi normalde 4 dedim burayı. Şunlar. Evet. 4 ile 4.5 arasında. Şu. O kaynak yapacağız, göstereceğim sizin ayarı o. Anladım. Şunu kaynaktayken göreceksiniz. Bunu genelde sağda kaynakçılar çok ister. İşte tel dışarıda fazla kalsın veya tel dışarıda kısa kalsın dediğinde. Bu da bölünmek ayarıdır. Normal trafolu makinelerinde kartın üzerinde, kartın içeriden ayar yapılıyor evet. Bu. Müşteri dedi ki biz sürekli o zaman kapak açıp bölünmek ayarı mı yapacağız dediğinde biz de buraya koyduk. Tamam. Tamam. Hava niye yapıyor? Su olmadığı için.
su azaldığında veya da makine beklediğinde veya da siz normalde biz diyoruz ki sürekli saf su kullanın diyoruz. Siz şebeke suyu kullandığınız zaman kireçlenme yaptığı zaman salmasadaki keçiye zarar verdiği için orada kitleme yapıyor. Hava tutuyoruz, salmasayı elimizle çevirmeye çalışıyoruz gibi. Ama en doğrusu her zaman argon makinesinde de dünyadaki bütün sulu olan kaynak makinelerinin hepsinde de diyoruz ki normal saf su kullanmamız lazım. Yani damacana su olabilir. Bunlar için satılan özel tor soğutma sıvıları var. Bunları alabilirsiniz. Ama diyoruz ki en tabiri caizse damacana içtiğimiz su. İçtiğimiz su. Çeşme suyu koyarsanız makine garantili olduğu dahil içerisinde bile bunun keşfi yapıldığı zaman sizin normal şebeke suyu görüldüğü zaman makine garantili çıkarır. Bunu söyleyeyim size. Tamam mı? Suyu var mı şimdi? Gerek. Şu an içerisinde su var. Var. Şimdi kaynağa geçebiliriz. Kaynağı kim yapıyor? Hepimiz yaparız. Tamam. Bir kişi o zaman kaynağı ağzına sık yapacak. Şimdi geç. Ama fazla Murat Bey. İş parçam ayarladım. Gordonunu ayarlat bakalım. Sen bas emmi. Bas. Basılı. Yapıştı galiba. Demeye yapışıyor galiba. Çok. Şeyi biraz arttır. Sıçrama çok fazla. Sen de çok dışarıda. Del sürme. Yok o en sonunda sıçrama çok fazla. Meme kaçtı kendi? 1-2 olabilir. Meme 1-2. Birlik meme var mı elinizde? Başlayıp
bazen virajcı yollara girmiş hocam. Aynen. Yol düz değildi, yol çalışması vardı herhalde. Gül gitti. Şuradan bir köşe kaynağı çekersen abi, şöyle güzel bir şekilde. Yakala olsun. Buldunuz mu meme, var mı? Voltaj 25.4. Tamam mı? Tamam, artık. Şimdi şu yayma dediği şey var ya ayar. Evet. Onu arttırdım. En üst limitten biraz daha. Soğuttu mu? Evet. Nereye soğutuyor? Arda, Murat'ım nereye soğutuyor dostlar? Boyuna kadar, şuraya gelin. Şuraya mı? Evet, onu çalışıyor mu şu anda? Evet, çalışıyor. Yoksa hata yaparsın. Hata verir. Sarı lamba yanar. Şu. Sana zahmet biraz daha arttırsana. Voltajda değil mi? He. Yüzeyi kapladın resmen kaynaklar. Toz altı kaynağı bir kaynak yaptım ben sende. Yüzeyi kapladın. Şey var. Limitlerini görüyor. Şey. Şimdi kurabı gösterdim. Kurabı bir alın minimuma indirdim. Yani 1.5-2 milimetre kurabı kaynak. Yaymayı kapatıyor. Yaymayı düşürdüm. Tamam, voltajı düşüreceğiz şimdi. Kaç milim malzeme? 1.5. Güzelmiş. Kelly biraz daha bir şey seveceğim.
Eli. Yap. Bir kısım soyratmadan hareketler mi verecek Eli Aşkı? Amperde kaynayacak şu anda. Amper kaç? 60. Dediğim gibi aynı. Sak değil. Güzel. Sadece tam zamanlı soğutma yokmuş gibi geliyor burada. Ama durunca soğuyor. Tabii. Durunca soğuyor. Yani, yani ilk etapta bulduğunda biraz şey var. O çünkü kaynağın aldığı sıcak bu anda. Güzel. O şeyden makine kararlı, dış parçası demin bozuk. Temiz. Hem su olmuyor. Paslı dinlenmiş. Ama sadece kenar gelmesi şey yok. Kenar gelmesi yok ama şey artıyor bak. İtap bölgesi çok artıyor. Yapabilirsiniz. Bir de gazı değiştirin bu anda. 205. Yani böyle bir yer için 205 daha iyi. Çünkü bu kararsız bir gaz. Normalde çelikçilerin kullandığı ya 220'dir. 205. Bu ara bir gaz. Yani oran farkı dengeliyor değil yani. 205 gaz alsan sanki palisi makinenin kaynağıyla bir yükler temiz kaynağı çıkar. 205'in gazı çok opsiyonları var. Evet. 205 veya 220 diyor. Kalın malzeme için. 220 evet. İnce malzeme için. Yani böyle bir yer için aslında 205 metre yeterli. Biz öyle çok kalan şey olmuyorlar. Yayma. Üçüncü. Yok. Şu en son bitirdeki şu. Krater, krater. Hayır, krater yazıyor aşağıda krater. Krater birinciydi. Şu. Ama hepsi krater. Birinci miydi? Hı hı. Birinciydi. Evet, nasıl buldunuz Hacı Bey? Güzel. Yani bir sıçrama düşük amperlere doğru biraz sıçrama yapıyor. Ama bizim masaya sıçrama. Ama verim güzel. Yani kozun sonuna doğru şey şişmiyor koz. Evet, sıçrama biraz çok gibi ama bunda gazdan olduğu... Gaz bir de şu var. Şey, şeyin şeyi var. Hani bizim kullandığımız masa da sıçrama. Sanki çok sıçratıyor gibi. Ben yükselttim amperi biraz da. Bu parkeye baktığında da sıçramaları yok mu? Sanki bir başta bütün bastığı an da yapmıyor bak. Bunda ayarımız öyle ya. Ben sanırım da bir şey yapıyorum. Onu, onu soralım abi. Basıyorum. Basıyorum. Bak bir tane bas. Bas. Geçmiyor mu diyor? Evet. Şimdi başka kendi gecikiyor hem de. Şunu ayarla. Şaseyi özellikle mi yapın yaptın? Temiz havada bir koyun. Devam ediyorum. Yani. İyi çeksin. Bunu çek.
Senin videoyu da çek. Ben videoda devam ediyor bence. Şeye bak şimdi bir yani sıçramayı bak. Bir dakika. İkisinde de sıçramalar aynı. Aynı mı? Elimi yapma Serkan. Dursun abi dursun. Yana sıcak başı çekme. Bu birinci mi vurdu? Evet. İki yap. Şimdi geldi. Serko dur. Şöyle yayalım pardon. Şunu olmaz da hani gitsen. Atabildi. Gazın basıncını düşür biraz. Öyle de. Sen koşu bir çek lan şunu. Çek şimdi. Tamam. Evet.